Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında çokgenler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani düzgün çokgenleri anlatacağım size. Evet sayfa numarası kitabımızda sayfa 103'ün sağ tarafını, 104'ü ve 105'ten de bir soru çözeceğim. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Düzgün çokgen dediğimiz şey bütün kenarları birbirine eşit olan ve iç açıları eşit olan. Bak bütün kenarları eşit ve herhangi bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit olan diyor. Bak, dikkat et. Sadece kenarları eşit olan demiyoruz. Aynı zamanda açıları da eşit olacak. Çünkü karede bir düz kare bir düzgün çokgendir. Mesela eşkenar dörtgen değildir. Çünkü karede bütün açılar 90 derece ve bütün kenarlar eşit. Eşkenar dörtgende bütün açılar eşit mi? Değil. İşte tanımda bu ikisi de şart. Tamam. mı? Bütün açılar birbirine eşit olacak ve bütün kenarlar birbirine eşit olacak. İşte biz buna düzgün çokgen adını veriyoruz. Peki bütün açılar eşitse x x x x dedik mesela böyle. Bütün dış açılar da birbirine eşit olur. Dış açı dediğimiz bak dikkat et buradaki 360'a tamamlayan açısı değildir. Her zaman düzgün çokgende de e, normal çokgende gibi 180'e tamamlayan açısıdır. Yani 180'e tamamlayan açısı y y y y otomatikman dış açılar da birbirine eşit olmuş oluyor. Mesela eşkenar üçgen var elimizde. Bütün açılar eşit yani 60'ar derece. Bütün kenarlar da eşit. Hatta bütün dış açılar da eşit oluyor. 120, 180 e tamamlayan açısı. 120 ve 120. Mesela bir kare. Karede bütün açılarımız 90 derece ve bütün kenarlarda birbirine eşit. Eşkenar dörtgen olsaydı bunu diyemezdik. Mesela düzgün beşgende de bütün iç açılar birbirine eşit. Onlar da 108'er derece. Biraz sonra nasıl bulacağımızı öğreneceğiz zaten. Tamam işte bunların hepsi birer düzgün çokgendir. Evet en kenarlı bir düzgün çokgenin bütün açıları eşit ve tüm kenarlar da birbirine eşittir diyoruz. Bir açısının ölçüsü. Hmm, şimdi dur. Bak buraya gel. En kenarlı bir çokgense bu. En kenarlı bir çokgende. X diyecek olursan bir tane açıya. X, 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 N tane X değil midir? Evet iç açıların ölçüleri toplamı ne oldu? N çarpı X eşit oldu. Peki iç açıların ölçüleri toplamı neydi aynı zamanda? üçgen sayısı kadar 180'di. O zaman sen burada bir x'i yalnız bırakırsan bir tane iç açısından bahsediyoruz ya. O da neye eşit oluyor? n eksi 2 çarpı 180 bölü n eşit oluyor. Bak bunu ezberlemene gerek yok. Kendiliğinden de bulabilirsin. Bir tane iç açısı n 2 n eksi 2 çarpı 180 bölü n'den çıkıyor. Peki bir dış açısı nedir? Bu zaten dış açıyı bulunca iç açıyı daha rahat bir şekilde bulacağız. Bunu da genelde kitaplarda ya da e, ÖSYM sorusu sorduğu zaman formülünü veriyor zaten. İstersen bu şekilde bil. istersen şöyle de diyebilirsin. 180 eksi dış açı şeklinde de diyebilirsin. Çünkü dış açı gerçekten çok kolay. Peki dış açıya gelelim. Şöyle dış açısı Y ise Y Y Y Y Y'den en tane Y var. En tane Y'nin toplamı ne yapıyor? N çarpı Y yapıyor. E 360 eşit değil miydi bu? Dış açıları ölçüleri toplamı her zaman 360'tı. O zaman biz bir biz bir dış açısının ölçüsünü yani y'yi nasıl buluruz? Eni atarız öbür tarafa. Hocam 360 bölü n'e eşit oldu deriz. Bak dış açıyı bulmak daha kolay. Sonra dış açıyı bulduktan sonra 180'den de dış açıyı çıkartıp iç açıyı da daha rahat bir şekilde bulabiliriz. Ama bak bu şekilde formül de var. Tamamen sana kalmış. Ama artık ÖSYM sanki formülleri veriyor. Ezberlemeyin desem de siz yine de dış açıyı bilin. Sonra 180 eksi dış açıdan da iç açıyı bulabilirsiniz. Çünkü dış açılardan gitmek daha mantıklı diyorduk size hatırlarsanız. Tamam düzgün çokken bunlar kardeşim. Hadi gel senle birlikte örneklere bakalım. Bir iç açısının ölçüsü 120 derece olan. E ee, arkadaş biz dış açıdan gitsek daha sağlıklı değil midir? İç açısı 120 ise dış açısı ne yapar? 180 eksi 120'den dış açıyı biz ne buluruz? Hocam 60 derece buluruz. Evet dış açı formülü bizim için çok önemli. Hani bu n çarpı y 360 ya. 360'ı kenara böldüğüm zaman ben dış açıyı bulurum. E ya da kenar sayısı 360 bölü nasıl bulunur? Y şeklinde de bulunabilir. 360 bölü dış açı şeklinde de bulunabilir. Neden dolayı? Bu genel şeyden dolayı. n tane y 360 eşit ya. Ondan dolayı. E ben dış açıyı buldum ya. O zaman kenar sayısını nasıl bulacağım? 360'ı 60'a bölerek. Yani kaç yapıyor o zaman cevabımız? 6 yapar. Bir sonraki soruda bir düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsü x. Önce dış açıyı buluyorum bakın. 360'ı ben 8'e bölersem dış açısı kaç derece olur? 45. E 180'den 45 çıkartırsam iç açısı kaç derece yaptı? 135. Tamam iç açıyı 135 derece buldum. Sonra bir dış açısının ölçüsü de y. E dış açısının ölçüsü de zaten 45. E bizden 135 eksi 45 deniyor. Yani x eksi y farkı o zaman ne yaptı arkadaşım? 90 yapar. İç açıyı da bulurken dış açıyı bulmak daha mantıklı oluyor. Eğer burada dış açıdan bahsetmeseydi bile ben yine dış açıdan giderdim. Evet geldik buraya. Bir düzgün altıgenin bir dış açılarının ölçüleri 1 bölü 4'ü oranında küçültülerek yeni bir düzgün çokgen elde ediliyor. Ya tamam 1 bölü 4'ü oranında küçültülüyor. Arkadaş düzgün altıgen. Düzgün altıgenin dış açısı. Hemen bulalım. 360 bölü 6 eşittir 60 derece değil midir? Evet. 60'ın 1 bölü 4'ünü bulalım. 1 bölü 4 oranında küçültülecekmiş. O da kaç yapar? 15. E, 15 küçülteceğim. Yani 60 eksi 15 yeni dış açımız ne olacak? 45 derece olacak. Yeni çokgenin kaç kenarı vardır? E. Yeni çokgenin bir açısı yani dış açısı kaç derece? 45. E o zaman ben 360'ı 45'e bölersem 360 bölü dış açıda bana kenar sayısını verir ya. O da kaç yapıyor? 8 yapıyor. Yani cevap böylelikle 8 gen çıkar. Sonraki soruda Düzgün çokgen demiş. Düzgün de şöyle bir eşitleri yazalım bakalım böyle. Yazdık. Bütün iç açılar birbirine eşit. Hatta dış açılar da birbirine eşit mi? Eşit. Peki hocam şuraya bir alfa alfa yazacak olursam. ikiz kenar ya taban açılarını alfa alfa yazdım. E sonra hocam şu ikiz kenar üçgenle bu ikiz kenar üçgen aynı üçgen. Dolayısıyla bunlar da taban açıları alfa alfa diyebiliriz. Ya da alfa alfa ise hocam buraya ne kaldı? 180 eksi 2 alfa kaldı diyebiliriz. Hocam burası da 180 eksi 2 alfa. O yüzden bunlar da alfa alfa yaptı diyebilir miyiz? Evet. E bütün iç açıları birbirine eşitti. Bak burası iç açısı. Bak burası da iç açısı. Yani bunlar birbirine eşit diye midir? Evet. Yani 180 eksi 2 alfa neye eşit olacak? 180 artı 108 artı 2 alfaya eşit olacak. Attım bunu buraya 4 alfa. 108'i de buraya attım 72. O zaman alfayı kaç buluruz? 18 buluruz bizden çokgenin kaç tane kenarı vardır diye soruluyor. Çokgenin kenar sayısı için ne lazım bize? Dış açı lazım. E ben alfa'yı kaç buldum? 18 buldum. E o zaman 18'i yazayım süreye. 18 18. Bana dış açısı lazım ya hocam burası dış açısı. 2 iç açı bir dış açı. 36 yaptı. Evet. E dış açısı 36 ise o zaman 360'ı ben 36'ya dış açıya bölersem kenar sayısını bulurum. Yani kenar sayısı böylelikle 10 çıkar. Evet örnek 16'yı böylelikle 10 bulduk. Geldik örnek 17'ye. Yukarıdaki şekilde birer kenarları ortak kare ve düzgün 12 genin bir kısmı verilmiştir. Evet kare ve düzgün 12 gen. Arkadaş karenin bütün kenarları birbirine eşit ve 90'ar derece değil midir böyle? Evet. Düzgün 12 gende de bütün kenarlar birbirine eşit ve düzgün 12 genin dış açısını bulayım ben. 360 bölü 12'den 30 derece mi yapar dış açısı? Evet. E dış açısı 30 derece ise hocam dış açısı 30 derece ise iç açısı 150 derece yapar. E hocam burası 150 derece o zaman Bak burayı bulabilirim ben. 150, 90 daha 210. 360'a tamamlayan açısı kaç yapıyor o zaman? 210'un 210 180'e 150 mi yapıyor? Yo 150 değil ya. 150, 90 daha 240. Pardon. O zaman buraya kaç derece kaldı? 20 derece kaldı diyebiliriz. Ya da bunun iç açısını bulmaktansa bence bunun dış açısını bulmak daha mantıklı. Hani biz böyle 90'ı ve 150'yi bulduk ya. Hocam dış açısı dediğimiz bunun ya bunu uzatırsın burada kaççıyı şey bulursun ya da dış açı dediğimiz şey ya bunu uzatırsın kenarın bir uzantısına geliyor ya şurada kaççıyı şey bulursun. Bak 150'ye burası buraya 30 kaldı o zaman burası kaç yaptı 60 yaptı. Biraz önce de zaten iç açıyı 120 bulmuştuk dış açısı 60 diyebilirdik. Ama bence böyle uzatın dış açı lazım deyip dış açıdan yola çıkın. Dış açısını bulduk mu bulduk. Çizilmek istenen bak böyle de bir çokgen çizilmek isteniyormuş. Çizilmek istenen çokgenin Hatta düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır diye soruluyor bize. Arkadaşın dış açısı 60 derece değil mi? E 360 bölü 60 da bana kenar sayısını verir. O da kaçgen yapar o zaman? Altgen yapar. Evet örnek 17. 6 çıktı. Geldik örnek 18'e. Şimdi aşağıdaki şekilde düzgün ongen ve düzgün 15 gen var. Arkadaşlar düzgün ongen ve onbeşgen. 15 gen. 360'ı sen 15'e bölsen kaç yapıyor? Hocam 15'e böldüğü zaman 12 mi yapıyordu? Tam emin değilim ama bir şey yapalım. Ya da 24 mi yapıyor? Galiba 24 yapıyor. Bunu 5'e bölsen 72, 5'e bölsen 3, 72'yi 3'e bölsen 24 yapıyor. Evet 24 yapıyormuş dostum. Ee, burası 24 yaptı. Yani dış açısı 24. Tamam dursun elimizde. İç açısını da bulabilirim. İç açısı da 156 derece olur diye söyleyebiliriz. Sonra bunun dış açısına bakalım. Düzgün ongen 360'ı sen 10'a bölsen 36. Dış açısı 36. İç açısı da 144 yapar. Şimdi düzgün çok yerlerde şu eşitleri yazmak gerçekten çok önemli. Bak düzgün 15 genin ve düzgün 10 genin kenarı çizgi. Birer kenar ortak ya aynı. O zaman burası da çizgi burası da çizgi. Bunları da böyle koyalım. E sonra ne yapacağız hocam? A burası 156 derece. A burası 30 kaç derece? 144 derece. Sonra 360'ı tamamlayan açısı burası diyebiliriz. Ya da bunu böyle yapmaktansa biz dış açılarını biliyoruz ya. Hocam şunun uzantısında buradaki dış açı kaç derece? 24 derece. Buradaki dışa çıkış derece 36 derece. A komple bu açı ne yaptı? Komple bu açı 60 derece yaptı. E o zaman 60'ı kullanacağım. A 60'ın kolları çizgiye çizgi. Hop aklıma eşkenar getirir. Ek çizim tekniklerinden biriydi. 60'ın kolları çizgiye çizgi olduğu için ek çizim teknikleri oluştu burada. E o zaman burası da 60, burası da 60 çıktı. Eşkenar çıktı. Şuradaki eşitliği de yazalım. Sonra ne yapacağım? E hocam bana bak şuradaki açı lazım bana. E ben buradaki açıyı biliyorum. Kaç derece? 144 derece. Y 144 ile 60'ı toplamı 204 yapıyor. Sen 360'tan 204'ü çıkartırsan o zaman 156 derece olarak bulursun. Yani burası 156 çıkar. E hocam şuraya da bir AA diyecek olursak 2A artı 156 eşittir 180 olduğundan 2A eşittir 24 çıkar ve A'yı da buradan 12 bulursun. A da 12 çıktıysa o zaman X de 60'ı burada 12'si burada 60 artı 12'den kaç çıkıyor o zaman? 72 çıkar. Evet ek çizimde bir soru oldu. Ama güzel bir soru. Tabi uzatmak ya da kısalaştırmak sizin elinizde bu tür soruları değil mi? Evet örnek 18 gerçekten güzel bir soruydu ve cevabı 72 olarak bulduk. Tabi ek çizim hocam ek çizimle nasıl kolay olsun demeyin artık alıştınız bunu ya. 60 gördüğünüz zaman bir de böyle 60'ı kolları birbirine eşitse eşkenar oluşturacağımızı daha önce üçgende de zaten çok yapmıştık değil mi? Evet örnek 18'i bulduk. Geldik örnek 19'a. Şimdi Nur öğretmen tahtaya şekil 1'deki gibi ABCDF düzgün çokgeni çizmiştir. Evet şöyle bir düzgün çokgen ama kaçgen olduğunu bilmiyorum. Ve öğrencilerinden mavi kalemle bu çokgene ait köşegen çizmelerini istemiş. Şu köşegenleri çizmiş. Öğrencilerin çizdiği köşegenler ACEG düzgün ongeni oluşturmuş. Oo düzgün ongen. Hocam ongen oluşturuyor ya düzgün ongen oluşturuyor. E bu ongen oluşturuyorsa her bir kenar iki kenarı temsil ediyor bak. İki kenarı temsil ediyor. Bak dikkat et. Şu kenar iki kenarı temsil ediyor. Bu kenar iki kenarı temsil ediyor. Bu kenar iki kenarı temsil ediyor. Yani 10 kenar 20 kenarı mı temsil edecek? O zaman bu ne oldu? 20gen oldu. Benden ne isteniyor? BCA açısı isteniyor. Arkadaşlar 20gen 360'ı sen 20'ye bölsen dış açıyı bulursun. Kaç yapıyor? 18. Hocam dış açısı böyle 18 dereceyse ise iç açısında bulur muyuz? Buluruz. Kaç derece? 162 derece olarak buluruz. Benden BCA isteniyor. BCA tamam. Şurayı 162 bulduysam eğer burası A burası A. Çünkü bunlar ikizkenar kenar değil mi böyle? Düzgün çokgen olduğu için. Evet. E o zaman 2 tane A artı 162 eşittir 180 olduğundan ya da 180'den 162 çıkart. 18 2'ye böl 9 diye de cevabı dolaşırsınız. Ya da 2a eşittir 18'den a'yı buradan 9 olarak işlemle de bulabiliriz. Evet örnek 19. Gerçekten güzel mantıklı bir soru. Ve cevap kaç çıktı? 9 çıktı. Daha farklı yapabilir miydik? Valla şöyle buraya a a deyip tabi 20gen olduğunu bulmamız lazım. Ya şöyle de hocam bu 10gen deyip şuradaki iç açıyı bulup şuraya da a a deyip açıların eşitliğini de kullanabilirdik böyle. Yani şunu demek istiyorum. Bak Şimdi dış açısı ongenin ongenin dış açısı kaç? 360 bölü 10'dan 36 iç açısı 144 yapar. Buraya 144 yazardık. Buraya AA yazardık. Hocam burası da a olur. Burası 144 artı a artı a. Yani burası da 144 artı a artı a. Yani 2 a diyebilirdik arkadaşım. Tamam O şekilde de yapıp işlem yapabilirdik. Evet 144 artı 4 a eşittir 180 deyip de yine sonuca ulaşabilirdik. Tamam. Ama ben ne yaptım? Her bir kenar neyi temsil ediyor demiştik? Her bir kenar iki kenarı temsil ediyor. Ongenin her bir kenarı iki kenarı temsil ediyor deyip ona göre işlem yaptık arkadaşlar. Bunun 20 gen olduğunu bulduk. Sonra açıyı bulduk. A yazdık ve olay çıktı. Yani örnek 19. 9 çıktı. Güzel bir soruydu. Evet sırada ne var? Düzgün beşgen var. Düzgün beşgen ve düzgün altıgen de istersen özel durumlar bunlarda var. Onu da bir sonraki dersimizde anlatalım. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.